Şimdi ben kardeşlerime şunu rica ediyorum. Bir kere bana yardımcı olsunlar. Ben samimiyim. Üstünlük iddiam da yok benim. Allah'ın gariban bir kuluyum yani. Herhangi bir insanım. Öğrenciyim ben. Hoca da değilim. Ama darwinizme karşı mücadelede gerçekten başarılıyım. Elhamdülillah. Allah'ın yaratmasıyla. İnşallah. Bir kere bu konuda bir ittifak edelim. Bütün Müslüman kardeşlerimizden. Kitaplarımı internetten indirip dağıtsınlar. Okusunlar. Çok iyi uzman olsunlar. Kur'an'ın yeterliği üstünde dursunlar. Kur'an'ı baştan sona okusunlar. Benim anlattığım konularda internetten indirip baksınlar. Hepsi doğru yani, sağlam kaynaklara dayalı. Deccaliyeti Peygamber Efendimiz tarif ediyor. Deccal'in geldiği gün gibi aşikar görülüyor. Mehdi'nin de geldiği gün gibi aşikar görülüyor. Başka da zamanın kalmadığını en yetkili ağızlar söylüyor. 70 yıl içerisinde başka ne olur zaten? Tabii ki. 70 yıl var yani. Değil mi? Mehdi, Deccal, İsa, hepsi İttihat-ı İslam, hepsi bu devrin içerisinde. Yani benim abartıyor olmam mümkün değil. Yani 8 tane peygamberimizin hadisi var ve bütün ulemanın ittifakıyla son devirdeyiz. Evet. Bak Sungur abi de çıktı, açıkça söyledi, son devirdeyiz dedi. Ve 70 yıllık bir devirden bahsediyor. Gerçekten İslam'ın hakim olmasını isteyen, samimi olan kardeşlerim bana yardımcı olsunlar. Kitaplarımı okusunlar, birbirine bağlantılarını güçlendirsinler. İlgili hadisleri okuyup başkalarına anlatsınlar. Direnmeyi gördükçe de şevkleri artsın. Nur talebelerinin büyük bir bölümünü tanıyorum, hepsini aşağı yukarı tanıyorum. Genelde çok samimi insanlardır. Nur talebeleri çok iyi bir menbaadır. Onları Mehdiyete ve Hazreti İsa Aleyhisselam'ın gelişine çok iyi hazırlasınlar. Anlatsınlar. Yani İnşallah. Onların konuşmaması şu bu falan önemli değil. Israrla anlatsın. Onların internet sitelerine girsinler. Bir de anlatsınlar. Bir de bakacaklar ki onlar, herkes Mehdi'nin geldiğine Bediüzzaman'ın dediği gibi inanıyorlar. Herkes Bediüzzaman'ın anlattıklarını düz anlamıyla alıyor. Yani büyücülere uymadıklarını gördüklerinde onlar da kardeşlerimize uyacaklardır. İnşallah. Çünkü Bediüzzaman'ın anlattıklarına olduğu gibi uymak makul bir şeydir, değil mi? Makul evet. olandır. Bediüzzaman dediklerini tam tersi bambaşka şekilde sokmak, üstelik de kaynak göstermeden yapmak şeytana hizmettir, şeytanlıktır. Başka açıklaması yok. Evet. Safça da yapsa, iyi niyetle de yapsa olay buraya çıkmış oluyor yine. Ama tabii onu yaparken farkına varmamış olabilirler. Yanlış gördükleri hususları bana bildirmeleri de çok önemli kardeşim. Yani ama sudan bahaneden bahane bulmasınlar bana. Yani onu ben dinlemem. Sudan. Çünkü ben örneğim, iyi modelim, bana benzeyin demiyorum ben kimseye. Yani bir kere bunu bıraksınlar. Ben peygamberlere benzeyelim, Kur'an'a uyalım diyorum. Yani ben Kur'an getirdim, ben peygamberim demedim ben. Kur'an'a uyalım diyorum. Geçmiş peygamberlere uyarım. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem uyalım ve sahabelere uyalım diyorum. Bunun dışında bir ilave yapmıyorum. Herhangi bir alime uyalım da demiyorum bakın şu anda. Yani ben de dahil. Böyle bir şey demiyorum ben. Onun için oturup bende kusur aramayanın da bir anlamı yok. Yani o bir şeye yaramaz ve takmam da yani tabiri caizse. Yani hiç muhatap dahi olmam. Yani sadece beni güldürür her şeyler. Çünkü benim vaktim kıymetli, gidip onlarla oturup uğraşmam ben.